Vatandaşın gündemini soruyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de gündem çok çabuk değişiyor. Sokaktaki vatandaşın gündeminde ne var? Bunu araştırıyoruz. Bir vatandaş olarak ne var gündeminizde? Yani gündem olarak şunu söyleyeyim. Her şeyden önce geçim sıkıntısı var. Yani bu geçim sıkıntısından dolayı da ekonomik etkileniyor, turizm etkileniyor. Bunun sebebi de baştakilerin buna müdahale etmemesi, denetlememesi. Herkes başını aldı gidiyor. Eğer bir ülkede halk başını kaldırmıyorsa o ülkede demokrasi de olmaz, adalet de olmaz. Eğer sen denetim yapmıyorsan herkes istediği gibi cirit atıyor. Atıyorum kumu, adam İzmir'de kumu taşıyor kendi oteline. Yani sahillerde şezlong duruyor. Millet istediği gibi giremiyor. Onu bir de bir kenara bırak. Allah'ın Suriyelileri gelmişler, istila ediyorlar her tarafı. Onların yüzünden ne ev bulabiliyoruz ne de doğru gençleme iş bulabiliyor. Bunu çözüm yapmazsa bu ülke gerçekten iyiye gitmiyor. İsrail'e girecek mi? Nasıl gireceksin İsrail'e? Sen hangi bir sözünü tuttun ki? Kaç ülkede söyledim bunları yapacağım diye. Sadece blöf blöf blöf. Şimdi halkın elinde bir güç var abi. Bu gücü vatandaşlar sandıkta kullanabiliyorlar. Bir yıl önce biz genel seçim yaptık. Şimdi sandık sonuçlarına baktığımız zaman %51 ben bu düzenden memnunum dedi. Demek ki halkın büyük bir çoğunluğu gidişattan memnun mu? Yoksa bunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi bu şöyle bir şey var. Bunlar futbol takımı gibi takım siyaset sürüyorlar. Ben seçim sandığında gözetlemeciydim. Diyorum ki gençler nerede? Evde yatıyorlar. Dedim nasıl yatırıyorsun ya, senede 5 sene bir hakkı var. Gelsin konuşsun, bir hakkını kullansın. Görüyorum hep yaşlılar geliyor. Aslında bana göre de 65 yaşından sonra oy kullanmaması lazım. Çünkü buna alışmışlar bir sistemde, o sistemle gidiyorlar. Ya kardeşim ver birine şans. Memnun değilsen, babamın oğlu olsa ben onu kabul etmem. Ya ben aç yatıyorsam, ülkemde refah yoksa, ülkemde dürüst bir çalışma yoksa, ben halkımı eziyorsam, zaten halktan koptu bir kere de, kime faydası olacak? Kimseye değil. O yüzden yani ülkenin şu anda gidişatı çok kötü. Pahalılık oldukça biz başımızı kaldıramayacağız. Yani hele çoluk çocuğu olanlar, okula giden çocuklar. Şimdi eskiden biz 3-4 kere ciğerciye giderdik, şimdi gidemez olduk. Lokantaya giderdik, kafeye giderdik, gidemez olduk yani. Ya çocuklarım evlendi gitti, Allah'a şükür bir şey sorun yok da. Ama yine de yani yetişmiyor, iyi kazandığın halde. Bizim millet artık yaşam cambazı olmuş. Yani bir şekilde idare ediyor ama şeyinden de geçmiyor, tutkusundan da geçmiyor. Ya benzin çıkmış 40 lira üzerinde. Sen hala eğer benzini engelleyemiyorsan, tarıma destek vermiyorsan, ekonomiye destek vermiyorsan, ama da sadece yandaşları besliyorsan ben seni niye seçeyim? Aslında halk başka bir seçiyor, alışkanlık. Bir de aileler birbirini destek şey diyor. Oraya atma, buraya at. Bunlar da var. Onun için gerçek bilinçli seçmen yok bizim ülkede. Klasik bir soru abi, yıllardır sorduğumuz. Ne olacak memleketin hali? Yani gençlerden bahsettiniz. Gençler yurt dışına gidiyorlar. Ya gençlerin bir elinde bir der, bir şey var. Baba anne baksın, elinde cep telefonu olsun, motor olsun. Gelsin laylalam yapsın. Yani sorunu taşıyacak bir şey yok ki. Evet. Bir motivasyonu yok elinde. Gençler de sıkıntılı diyorsunuz. Gençler çok sıkıntılı. Kime gitsen gelişiyor. Şu anda bir lokantaya gidiyorum, Suriyeli çalışıyor. Bir mağazaya gidiyorum, Suriyeli çalışıyor. Gençlerimiz gittiği vakit yok diyor. Niye? Onları istediğini yaptırdığı için. O yüzden bu ne diyorlar, sığınmacılar gitmedikten sonra ülkemizde bir refah ben fazla göremiyorum. Son günlerde sığınmacılar da bayağı bir gündemde kaldı. Kayseri'de yaşananları hepimiz biliyoruz. Evet. Ama hükümetin tutumuna baktığımız zaman sanki mültecileri göndermek... Onları koruyor, beni atıyor ya. Ben 3. sınıfa düştüm. Lan Allah'ın Suriyelisi 1. sınıfta, ben 3. sınıftayım. Kendi ülkende yabancı gibi hissediyorum kendimi. Nasıl olacak bu iş? Yani bu sığınmacılar gitmesi lazım. Hatta sıkı kontrol denetimden geçmesi lazım. İstanbul'da şey var ya, bizim Adalet Bakanı kimdi o? Bekir Bozdağ. Hayır bir bakanın evinde Suriyelilerin ikameti çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yelika. Hayır sen bunu kontrol edemiyorsan sen nasıl bakanlık yapıyorsun ya? Yanlış mıyım abi? O yüzden yani millet uyanması lazım. Uyandığı vakitte birbirinin, ben karı koca olarak ben karıma demem ki şu partiye git. Ama milletimiz onu yapmıyor. Ben ne desem onu yapacaksın. Son seçimde sonuç farklı oldu. CHP sandıktan birinci parti olarak çıktı yerel seçimlerde. Ben gördük, görüyorum. Evet. Ama gençler gelseydi ya çok farklı olurdu. Hele Cumhurbaşkanı seçiminde. Ama gençleri iki sefer ben görebildim. İki seferdi gençleri göremedim. Hep yaşlılar geliyordu. Bu gençleri yani sanki memnunmuş gibi, her şey affedersin toz pembemiş gibi gelip de haklarını kazanmak için uğraşmıyorlar. Anne baba da besliyor. Ne yapacak? Orada ya bak, bu ülkede hırsızlık var. Biz Müslüman değil mi? Hırsızlık, çalma, çırpma, küfür, yaralama, her şey bizde var. Nasıl bir Müslümanız biz ya? Eskiden millet birbirine güvenirdi, inanırdı, samimiyeti vardı, sokakta konuşurdu, evinde komşular konuşurdu. Ama yok şu anda. Ben bunları özlüyorum yani, gerçekten özlüyoruz. 3-4 sene önceki hali özlüyoruz ya. Onun için yani ümidim var. Umutsuzluk ölüler için geçerli. Yaşıyorsan, nefes alıyorsan umudum var demektir. Bir gün gelecek, hiç kimse baki değil, gidecek. Ama o güne kadar biz ızdırabı çekeceğiz. Şimdi önümüzde bir seçim var. Erken mi olsun, zamanında erken mı olsun? Erken seçim olsa keşke. Tartışılıyor. Şimdi erken veya zamanında olsa bir seçimde bizi nasıl bir tablo bekliyor sizce? Bir tahmininiz var mı abi? Vallahi ben şimdi dedim ki son seçimde dedim, millet uyanmıştır Cumhurbaşkanı seçiminde. Evet. Kimi görsem onlar nalet ediyor. Ama meydanlara doluyorlar. Bahçeli'nin meydanında bomboştu. Genel oy aldı. Ben ümitliydim.
Ama ümidim kırıldı birden. Ama bir daha seçime ben inanıyorum ki eğer erken seçim gelsin %100 değil, binde bin gidecek. Ben seçimlerden önce de sokaktaydım. Dediğiniz gibi insanlarla konuşuyordum. Sokaktaki izlenim sanki evet AK Parti'nin seçimi kaybedeceği yönündeydi. Öyle bir izlenim vardı ama bir de şunu görüyorum sokakta. İnsanlarımız daha çok dini ve milli duygularla hareket ediyor. Böyle bir gerçek var. Aynı mesela Kur'an-ı Kerim'i alan Müslümanım diyen insan ha bizden yürü. Lan oğlum yaptığı işe bak. Yaptığı icraatlara bak. Sen evine ekmek götürebiliyor musun? Yol yapmış. Sana ne? Geçen diyor Marmara yapmış. Marmara ile övünüyor. Ya Marmara'ya bana ne faydası var? Önce sen ekmek götürebiliyor musun evine? Devlet zaten yapmak zorunda onları. O yüzden sen gelip de bana oradan şunu yaptı, bunu yaptı dedi. Geçen dün bugün birisi esnafın dükkana gidip kocaman Erdoğan'ın resmini asmış. Dedim ki ne iş? Hani hala gerçekte göremiyor. İşten düzgün gidiyor mu dedim o kadar çok. Yok dedi. Ama insanlar futbol takımı tutar gibi siyaset gidiyorlar kardeşim. Bak gerçekten söylüyorum. Gözleri görmüyor. Neden biliyor musun? Sabah kadın programı, akşam diziler. Sosyal medyadan kafalarını kaldırıp da gerçek hayata kavuşamıyorlar. Karı kocalar bile ilişkisi kesildi burada dolayı. Kaldı ki ciddi hayatın, gündeminde olan hayatın hiçbir yani bağı yok. İnanmış kaldı ki kafaları oluşmuş böyle kalıplaşmış. Ne görürlerse masaya ne gelirse yemek onu yiyorlar. O yüzden bu halk birazcık da bilinçlenmesi lazım abi ya. Ama televizyonda kapat. Sabahla açıyorum diziler, gece yarısı açıyorum diziler. Yaratıcı ve eğitici bir program yok. Haber kanallarını izliyoruz. Ben takip ediyorum çok. Onları da bir yere kadar izleyebiliyorsun. Onun için ben ümitsizce kapamamamız lazım diyorum. Kesinlikle. Ben bir gün gelecek başaracağız. Bir gün gelecek böyle dimdik duracağız. Lan bütün komşulara kavgalıyız. Avrupa'ya baş dökeriz. Her şeyi dışarıdan getirir. Gübreyi dışarıdan getirir. Samanı dışarıdan getirir. Nohutu dışarıdan. Mercimeği dışarıdan. Eskiden daha Rusya'ya bir buğday verirdik ya. Şimdi biz artık bir mağdur olduk. Kaç dedi bugün? Bir Hollanda kadar toprağı büyük olan alanlar şu anda ekilmiyor. Buna kardeş uyanmıyor mu ya bu çiftçi, üretici küstüğü vakit geri kazandıramayacağını inan görmüyor mu? Çiftçidir ayakta tutan herkesi. Sonumuz hayır olsun diyorum abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam, eklemek istediğiniz bir şey. Yok çok sağ ol. Yoluna devam et. Hiçbir zaman yılma. Sevilen insansın. Teşekkür ederim. Pahalılık. Ekonomi hayat pahalı. Ekonomi hayat pahalılığı. Neden bir tatile gitmek, ne bileyim seyahate gitmek yok da ekonomi var? Valla tatildeyim zaten şu an ve yurt dışından geliyorum. Evet. Gurbetçiyim ve tüylerim ürperiyor. Milletin haline bakıyorum. Ben kendim bir gurbet, yani Almanya'dan geldiğim halde ve ben diyorum ki çok pahalı. Paranız çok pahalı. 35'e katladı halde. Farkı var mı? Katlasa dahi değeri yok. Yani katlıyoruz 35'e ama alma gücü yok. Alım gücü yok. En son ne zaman gelmiştiniz peki bundan önce? Yani yılbaşında. O zaman da öyleydi. Ama bu kadar abartılı değildi. Şu an daha da abartılı. Her geldiğinizde... Yani affedersiniz bir dondurma yemek için bile geçen bir yedim bir yerde dondurma. Dedi bir daha oturmayacağım buraya. O şekil. Dedim bir daha oturmayacağım. Bir dondurma daha bir dondurma yemeyeceğim dedim. Ben orada bile bu fiyata yemiyorum. Yani ucuz da demeyeyim farklı. Dikkat ediyoruz. Bugün... Paket kiloyla. Paketten alıyorum eve getiriyorum evde yiyorum alıştık. Alıştık. O pahalılığa alıştık. Ama Türkiye'de böyle değildi. Türkiye'de böyle değildi. Rahat bir yerde oturuyorduk. Dondurmamızı yiyorduk. Yemeğimizi yiyorduk. Şu an çok pahalı. Hatta diyorum ki Türkiye'dekiler nasıl geçiniyor? Biz tabii akrabalar var, şeyler var. Şükür 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 diyorlar, elhamdülillah diyorlar ama nasıl geçiniyorlar bilmiyorum. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu bu hayat pahalılığını kabul ediyor. Ben daim orada sokaktayım. Konuşuyoruz ama. Yapacak bir şey yok. Doğru yapacak ama şey sebepleri tartışılıyor bu sefer de. Diyorlar ki dış güçler yapıyor bunu. Bilmiyorum. Yorum yok. Bilemeyeceğim. Kimin yaptığını. Siz neye bağlıyorsunuz bunu? Bence burada her dükkana girildiğinde fiyatlar çok değişik. Yani en basitten bir kolanın fiyatı her yerde farklı. Çok basit. Bir de şöyle bir durum var. Yemek de öyle. Evet. Her yerde yemek yani tutturabileni. Ne kadar tutturabilirsem millet o şekil. Şimdi burası Antalya. Gurbetçiler geliyor buraya. Tatil yapıyorlar. Evet. Doğal olarak biz de karşılaşıyoruz burada. Evet, konuşuyoruz. Evet. Şimdi sizin anlattığınız gerçekleri biz de biliyoruz. Bugün ben teknoloji... Ben buralıyım bir de. Evet. Antalyalıyım. Yerlisiyim. Ah. Teknoloji gelişti. Ben telefondan bugün Almanya'daki Aldi'deki fiyatları bugün görebiliyorum. Hakimiz. Bu gerçeklere biz de hakimiz. Oradaki fiyatların ne olduğunu biz de biliyoruz ama bazı gurbetçilerimiz burada bu gerçekleri çarpıtarak Almanya Türkiye'den daha pahalı. Biz geçinemiyoruz. Hava atıyorlar. Yok hava değil. Biz orada geçinemiyoruz. Ya orada da geçinemiyoruz. Benim abim mesela 5-6 senedir izine gelemiyor. Evet. Peki ama hayat şartları Türkiye'den daha mı? Burada daha kötü. Buraya para yetiştiremiyorum ben. Çünkü ben tatile gelmişim. Diyorum ki geziyorum evde yemek pişirmeyeyim diyorum. Ama evde yemek pişirmeye başladım ben. Evet. Ve tatile geldim. Aslında her şeye özlem gideriyorum. Türkiye'nin Adana'sı olsun, döneri olsun. En basitten bir yerde oturup yemek yemeyi. Ama artık yapamıyoruz. Hadi orada alıştık.
gurbetçiyiz zaten orada da. Çünkü diyoruz ki bire bir tane katalım diyoruz. Kazanalım, memleketimizde yiyip içelim diyoruz. Ama artık o da bitti, onu da yapamıyoruz. Ki izine gidelim bir, memleketimizi görelim diyoruz. Siyasi bir hasret şey sor. Hasret giderelim diyoruz. Hasret için geliyoruz. Yani bundan sonra artık hasret de bitti. Başka yere gideceğiz herhalde, bilmiyorum. Yunanistan'a gidiyor gurbetçilerin çoğu bu yıl. Öyleymiş artık. Evet. Bilmiyorum. Hiç gitmedim. Bir senelerdi. Ben doğma büyüm Almanya'dayım. Ve ben her sene Türkiye'ye gelirim ve memleketimi çok severim. Severek gelirim. Şimdi biliyorsunuz halkın elinde bir güç var. Bu gücü sandıkta kullanabiliyoruz. Son bir yıl önce bir seçim yaptık. Dedik ki gidişattan memnunuz biz. Yani %51, %50'den fazla oy vererek AK Parti iktidarını tekrardan seçtik. Demek ki insanlar gidişattan memnun. Yani bunu böyle mi yorumlamak lazım bilmiyorum. Memnun. Önceleri hep kızıyorlardı. Yurt dışındakiler yapıyor. Almanya'dakiler seçiyor falan. Ama ne oldu? Bu sefer Almanya seçmedi. Türkiye seçti ve yine iktidarda. Yerel seçimde farklı oldu ama. Yerel seçimde Avrupa'dakiler oy kullanamayınca. Ama yine de. Yine de başta. Şu var. İstatistikler de bunu gösteriyor. Almanya'da yurt dışında yaşayan insanlar ağırlıklı olarak AK Parti'ye oy veriyorlar. Bu gerçek. Yok, hepsi değil. Tabii hepsi değil. Ağırlıklı olaraktan bahsediyor. Yüzdesel olarak AK Parti'ye verenler daha çok Avrupa'da. Olabilir. Bilmiyorum. Zaten ben resmi veri. Ben Alman vatandaşı olduğum için ben daha ömrümde hiç oy kullanmadım. Onun için ben diyemem. Şunu seçtim, şunu seçtim, şunu seçtim. Ben hep diyorum ki iyi olan çıksın. Yapan çıksın. Her zaman için. Bunu neye bağlıyorsunuz? Orada yaşayan gurbetçilerimiz ağırlıklı olarak neden AK Parti'ye oy veriyorlar? Bunun bir sebebi var mı acaba? Belirli sözler oluyor. Belirli şeyler oluyor. Vaatler oluyor. O yüzden duyuyorum da yani. Evet. İşte seçtik ama daha halen vaatler ortaya çıkmadı. Daha halen vaatler yok. Yani seneye artık ne olur, bir dahaki seçimlerde ne olur Allah bilir. Yok yani Türkiye'ye, memleketimize sabır diliyorum. İnşallah da düzelir, farklılaşır, normallaşır. Türkiye'nin hayatı normallaşır. Çünkü her şey çok uçuk, çok uçuk. Hepimizin dileği, isteği bu ama bugün mesela ben gençlere mikrofonu uzatıyorum. Çok umutsuzlar. Birçoğu yurt dışı hayali kuruyor. Yurt dışına gitmeye çalışıyor. Aynı. Yani hiç zannetmesinler ki çok iyi. Bana diyorlar işte size koymaz biri 30 falan. Artık o kadar gına geldi ki bana. Vallahi diyorum alın size süpürgeyi vereyim size, küre vereyim. Biz orada süpürüyoruz. Gelin size süpürün diyorum. Öyle değil. Öyle değil. Burada millet alışmış gezmeye, tozmaya, her yerde yemek yemeye, oturup oturmaya, eğlenmeye. Biz orada var ya hiçbir yere çıkmıyoruz. Yok. Yok. Kültür farkı illaki farklılar var. Tabii ki ama buradaki ben izne geldiğim gibi gezmiyorum orada. İşe gidiyorum, geliyorum. İşe siz gidiyorum. Tatile geliyorsun canım. Biz de kolay. Tatildeyim. Gezmeye çalışıyorum ama istediğim gibi gezemiyorum. Abi geçim derdimiz var. Ekonomi yönden. Yani şöyle söyleyeyim. Herkes Müslümanım diyor. Elhamdülillah diyor. Ama kimse acın halinden anlamıyor. Tok cebine indiriyor. Her gün manda yoğurdu yemekten, yulaf ezmesi yemekten rahat. Ama öbür adam 3 tane çocuğuma ekmek götürebilir miyim derdinde. Bunu kimse düşünmüyor. Herkes 300-500 milyar cebine ele kalıyor. Adam 20 milyar alabilmek için bir ay boyunca yol kat edip gidip geliyor. Sırf çocuklarım aç kalmasın diye helalinden. Ondan sonra adam hırsızlık yapsa, yoldan çıksa adam suçlu gözüyle bakıyorlar. Halbuki onu o hale getirenler suçlu. O insanın hiçbir suçu yok. Yani bunu baştakiler olsun, kim olursa olsun bilsin, duysun, önemli de değil yani. Ben sadece Allah'ın adaletinden kaçamayacaklarını söylüyorum. İnşallah da Allah bir gün adaleti tecelli edecek ve herkes hak ettiğini bulacak. Ülkemizde bugün ben sizden önce de mikrofonu uzattım. Birçok vatandaş ekonomik sıkıntıları söyledi. Gündeminde benim bu var dedi. Ama şimdi bakıyoruz insanlar, biz halk olarak kendi kendini yönetebilen bir milletiz. Sandığa gidip de gücümüzü kullanabiliyoruz. Bir yıl önce bir seçim yaptık. Dedik ki biz bu gidişattan memnunuz. %50'den fazla mevcut düzene AK Parti'ye oy verdik. Demek ki insanlar memnun mu abi gidişattan, ya da bunu nasıl yorumluyorsunuz? Abi şöyle, mecburiyetten insanlar oy veriyor ama %30'luk kesim oy kullanmıyor. Çünkü Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı abi. Eğer bir Allah'ın dediği olmazsa, kul kulun dediği olursa o kulu biz ilah edinmiş oluruz. O kul bize istediğini yaptırır, köle muamelesi de yeriz. Kim olursa olsun yani sürünmeye de mahkum oluruz. Ama Allah'ın adaleti Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olursa herkes adil bir şekilde yaşar. Sen 100 lira kazanırsan o arkadaşın da 100 lira kazanır. Sen ekmek yersen o da ekmek yer. Sen yulaf ezmesi yersen o da yulaf ezmesi yer. Demek istediğimi anladın mı abi? Allah'ın Allah'ı savunmadığımız için, Allah'ın peşinde koşmadığımız için, Kur'an'ı rehber edinmediğimiz için bu hallerdeyiz. Şu insanların haline bak. Herkes buraya kendini atmış, psikolojik ben düzeltmek için kendini atmış buralarda. Bekir'in cebinde, çoğunun cebinde 10 lira 20 lira yok. Anladın mı abi? Yani demek istediğimi anladın mı? Yani kimse halinden memnun değil, mecburiyetten.
Ama bizim halkımız bir gün adalet yerini bulması için şimdi ülkeyi yönetenler değil aslında biz bu ülkenin sahibiyiz. Tamam mı abi? Biz millet olarak sokağa çıkarsak eğer bir gün biz istemiyoruz Allah'ın dediği olsun Allah'a istiyoruz dersek hiç kimse karşımızda duramaz abi. Kur'an'la yönetilsin istiyoruz dersek hiç kimse karşımızda duramaz. Ama kimisi diyor ki yok bu sistem iyidir, kimisi parlamenter sistem iyidir, kimisi öbür sistem iyidir diyor. E ne oluyor abi? Herkes bir kafadan ses çıkardığı için kimse kimseyi umurunda değil ama takmıyor. Ama şöyle bir gerçek var. Şimdi biliyorsunuz mevcut iktidar AK Parti. En çok dinden ve Müslümanlıktan bahseden parti de AK Parti gözüküyor. AK Parti olarak Müslümanlık veyahut da başka bir şey. Herkesin yanlışları var. Kimse demesin ben sütten çıkmış ak kaşığım. Abi eğer bunlar da adaleti sağlayamazlarsa bunlar da illa adaletin El Kahhar ismiyle kahrolacaklar. Ve bundan önceki gelen tüm hükümetler de dahil nasıl telef oldularsa bu şekilde gelen insanlar da eğer bize sahip çıkmazlarsa toplumu millete sahip çıkmazlarsa abi onlar da bir gün adaletin Allah'ın adaletiyle karşılaşacaklar abi. Çocuğunuz var. Çok tutmak istemiyorum ve onunla alakalı bir şey sormak istiyorum. Bugün ben gençlere mikrofon uzatıyorum. İşte babalara, annelere mikrofon uzatıyorum. Birçoğu gelecekten ve çocuklarının geleceğinden umutsuzlar. Siz şöyle geleceğe baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Memleketin geleceği ne olacak? Gerçekten şu an ben çocuklarımı Allah'a nasıl öğretirim? Kur'an'ı nasıl öğretirim? Kendilerini Allah'tan başka hiçbir kurtarıcı yoktur. Allah'a sığınıp da kendilerini nasıl kurtarırlar onu öğretme derdindeyim. Başka hiçbir derdim yok abi benim. Başka yani bunların gelecekleriyle alakalı sadece bunları düşünüyorum. İnşallah da Allah bana hidayet eder. Bunları da o şekilde terbiye edip yetiştirebilirim abi. İnsanlar artık beyinlerini açsınlar, uyansınlar. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı. Başka hiçbir şey olmamalı abi. Şu anda herkeste bir ekonomik bir dert var. Evet. Yani bunu aşmaya gerek yok. Herkesin dilinde olan bir şey. Ama benim daha çok ekonomiden ziyade bu ekonomik şeyler bazen ülkeler arasında yaşanan bazı sıkıntılar olabilir. Bu doğal şeylerdir. Bunlara katlanmak gerekir diye düşünüyorum. Ama bu düzende değil. Yukarılar saltanat sürerken aşağılar sürmemeli. Ülkeler belirli bir dönemlerde sıkıntı yaşayabilir. Buna millet olarak katlanabilir ekonomik olarak. Ama birileri bir Diyanet İşleri Başkanı zırhlı bir Audi bindiği yerde Allah kitaptan bahsetmek bana biraz şey garip geliyor. Tamam mı? Bir alt kesim. Ha, bahsettiğim konu şu. Yani benim genellikle zerzenişte bulunduğum konu şu. Herkes işte ekonomik şeyde. O olabilir. Ona insanlar katlanabilir. Neden olduğu önemli galiba. Neden olduğu. Birileri yergen. Tamam mı? Birileri yergen, birileri aç olduğu zaman ne olur? Ama herkes yukarıdakiler de buna razı olduğu müddetçe aşağıdakiler de razı olur. Öyle değil mi? Ya vatandaş. Yani ekonominin derdi yukarıdakiler. Ben özetle bunu söylemek istiyorum yani. Yani iktidar sorumluları bundan sorumlu, sahipleri sorumlu. Yani bakıyorsun yani şey deniyor, devlette tasarruf deniliyor. Almanya'ya uçaklarla beraber şey şov yapmak için 12 tane uçak mı artık kaçı arabalarla, zırhlı arabalarla gidiliyor. Alman'ın arabasıyla beraber gidilip Alman'a şov yapılıyor yani. Bu bana garip geliyor yani, tamam mı? Onun için ben buna katlanmak şeysi demiyorum yani. Ha, ülke katlanabilir. Halk da katlanabilir. Ama hep bir bütün olarak. Eğer soğan ekmek yiyeceksek hepimiz. Hepimiz birlikte yiyeceğiz yani. Hani diyorlar ya bu gemide hepimiz beraberiz diyorlar ya yukarıdakiler. Ama öyle değil yani. İktidar sahipleri sorumlu bu durumdan. Ama sorumlu şimdi onlardan abi. Gelen açıklamalara bakıyoruz bir taraftan. İşte fırsatçılar var, stokçular var, dış güçler var gibi açıklamalar geliyor sık sık. Şimdi dış güçler ve derken ben şöyle açıklayabilir miyim? Şimdi önceden diyorlar hep eskiyi götürüyor ya iktidar. Dış güçler diyor falan filan. O dış güçlere yaptırdıkları köprülerden biz bayramlarda, özel günlerde padeva geçemiyoruz. Parayla geçiyoruz. Otoyolda, köprülerde mesela eskiden yaptıkları, şikayetçi oldukları iktidarlar, şeyin yapmış olduğu köprü ve tünellerden bayramlarda veya şeylerde biz padeva geçiyoruz. Normal zamanlarda ücreti çok makul. Ücretler çok makul. Ama bunların yaptığı hani diyor ya yaptık işte Çanakkale Köprüsü onu yaptık bunu yaptık. Ama bayramlarda geçemiyorsun. Nasıl oluyor bu? Onu diş güçler yaptı. Hangi diş güç yaptı ne? Diş güçler ben bunu diyorum yani. Yani fazla ileriye gitmeme gerek yok. Ağzına sağlık. İyi akşamlar dilerim.